Bizleri yoktan var eden, varlığıyla haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat selam olsun. Ve Allah'ın selamı siz kıymetli dostlarımızın, bizi ekranlara başında izleyen kıymetli dostlarımızın üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Akşamınız hayırlı olsun. Gülen yüzünüz solmasın. Rabbim aile saadetinizi, huzur ve mutluluğunuzu daim eylesin efendim. Yine her cuma akşamında yeni açılan, yeni başlayan eğitim, öğretim dönemiyle beraber bizler de programlarımızı ara vermeden devam ediyoruz. Birbirinden kıymetli müftülerimizi, hocalarımızı, vaizlerimizi, üstadlarımızı ekranlara başında sizlerle buluşturuyor ve bilmediğimiz konularda yeni bilgilerle bildiğimiz konuları hatırlamak, yinelemek, kendimizi yenilemek adına huzurlarınızda misafir oluyoruz. Bugün de TV'den stüdyolarında yine kıymetli bir konuğumuz, hocamız var. Güzel bir konuyla inşallah bir saate yakın bir programla sizlerle beraber olacağız. Aydın İl Müftü Yardımcımız Mustafa Karaman hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Afiyettesiniz inşallah. Programımızın elhamdülillah şükürler olsun. Programımızın hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Allah razı olsun. Amin. Bu fırsatı verdiniz. Ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyiciler, Mustafa hocamızla beraber eğitim öğretimin önemini ve İslam'da eğitim öğretiminin nasıl olması gerektiği ilkeleri konusunda tatlı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bizler soracağız. Hocamızın engin bilgilerinden inşallah istifade edeceğiz. Rabbim sohbetimizi, muhabbetimizi hayır eylesin, hayırlara vesile eylesin. Televizyonumuzun sesini birazcık açalım. Çayımızı elimize alalım inşallah. Bizleri izlemeye devam edelim. Kıymetli hocam, bismillah diyelim. İnsanoğlunu diğer varlıklardan, diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği akıllı bir varlık olması. Diğer insanlardan ayıran özelliği de Müslüman olması ve iman gibi bir nimete sahip olmasıdır. İnsanoğlu aklı ve imanı sayesinde inancı gereği hayat sürer, yaşar ve bu alemin, bu dünyanın geçici olduğu kanaatine varırsa Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma konusunda bir gayret, bir çaba sarf eder. İnsan özelinde Müslüman, ahlakıyla diğer insanlardan, diğer varlıklardan üstündür. Eğitimiyle, terbiyesiyle, kişiliğiyle onun kimliğini ve karakterini, şahsiyetini oluşturur. İlk eğitim muhakkak ki ailede başlar. Anne karnında başlar hatta. Eğitim ve öğretim haftası dolayısıyla hocam ben ilk sorumu sizlere şöyle sormak istiyorum. Nedir eğitim, nedir öğretim? Bilindiği üzere talim ve terbiye şeklinde bizim Türkçemize de geçmiş olan bir kavram. Yani Arapçadan Türkçe'ye geçmiş eğitim, öğretim şeklinde ifade ediliyor daha sonra. Evet hocam. Muallim diyoruz öğretmenlerimize, muallim diyoruz. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ben peygamber olarak, yani peygamber olarak gönderildiği gibi muallim olarak da, yani öğretmen olarak gönderildiğini bizlere ifade ediyor. İnnemâ bu'istu muallimen hadis-i şeriflerinde bizlere beyan ediyor bu gerçeği. Ve öğretmen elbette ki eğitim öğretimi yaptıran kimse, mürebbi, terbiye eden kimse şeklinde ifade edilen bu kavramlarda tabii çok önemli bir husus var ki İslam'ın ilk emri zaten oku. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam peygamberlik getirdiği zaman Alak suresinin ilk 5 ayet-i kerimesini ona vahyetti, inzal buyurdu ve oku. Bunun faili kim, muhatabı kim? İnsanlar, müminler, Müslümanlar. Yani neyle okuması lazım, neyi okuması lazım, hangisinin eğitimini yapması lazım? Bunlar ayrı ayrı Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyesinde ve kitaplarımızda, medeniyetimizde mevcut olan hususlar. Oku, seni yaratan Rabbinin ismiyle oku ve elbette ki bu isimle, besmele ile başlamak, fi evvelihi ve ahirihi, Allah'ın ismiyle başlamak çok önemli. Ben yurt dışında da görev yaptım. Orada
okula başlama duaları yapılıyor. Yani günümüzde de aynı şekilde gün başlarken, biterken yani bunların dualarının yapılması gerekiyor. Çünkü bizim yaratılış gayemiz olan nedir? İbadettir. Yaratılış gayemiz ibadettir. Ve ibadetin özü de nedir? Duadır. Dua çok önemli bir husus. Yani eğitim, öğretim yılı başlarken dua yapmak lazım. Ve bunları gençlerimize öğretmemiz, göstermemiz, rol model olmamız gerekiyor. Güzel ahlakı tamamlamak için de gönderildim buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve eğitim, yani talim ve terbiye hem dünyaya bakan yönü var, hem de ahirete bakan yönü var. Yalnız bu dünya için eğitim geçerli değil. Var eğitim oluyor ama bunun ölümden sonraki hayatı da düşünerek bir eğitim yapmak çok önemli. Evet. Yalnız işte bilgileri iyi yerde kullanmak, güzel bilgileri, ilmi kazanmak ama bunu ameli salihe dönüştürmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor bu meyanda, helekel alimun illel amilun ve helekel amilun illel muhlisun, böyle gidiyor. Yani samimi olmak lazım, ihlaslı olmak lazım. Bizi biz yapan değerleri unutmamamız lazım. Bizi biz yapan değerler kültürümüz, dilimiz, örf adetlerimiz, geleneklerimiz, dinimiz, inancımız. Bunları unutmadan bu eğitim, öğretimi gerçekleştirmek çok önemli. Çünkü bizi biz yapan değerler evrensel değerler. Yani dünyanın neresine giderseniz gidiniz, herkes bunları hayranla aynı şekilde karşılamaktadır. Hayranlıkla karşılamaktadır. Yani ve bunları bizler elbette ki gerçekleştireceğiz, sahip çıkacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız ve bizden sonraki nesillere aktarmak da bir eğitim. Bizden sonraki bu güzellikleri, değerlerimizi aktarmak aynı şekilde bir eğitim. Zaten öğretmenlerimiz, eli öpülesi, öğretmenlerimiz bunu gerçekleştiriyorlar. Ve çocuklarımızı, bugünün küçükleri, yarının büyükleri, istikbalimizi emanet edeceğimiz o çocuklarımızı, torunlarımızı, akrabalarımızı, eşimizin, dostumuzun çocuklarını ne yapıyorlar? Eğitiyorlar, öğretiyorlar, faydalı bilgiler veriyorlar. Hatta faydasız bilgiden Allah'a sığınıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Önce eğitim mi, öğretim mi hocam? Min ilmin la yenfe'i. Tabii önce bilgi, ilim gerekiyor. Sonra ameli salih. Dolayısıyla öğretmek lazım. Sonra aynı şekilde onu davranış haline getirmek önem arz ediyor. Tabii ki bunları bilinçli yapmak, şuurlu yapmak, planlı yapmak ve bilerek bunları gerçekleştirmek ayrıca eğitimin, öğretimin kalitesini yükseltmekte, verimini artırmakta ve çocuklarımızı elbette ki işte biraz sonra da söyleyeceğim, 1-6 yaş ailede eğitim görüyor küçüklerimiz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, bizim ilk öğretmenimiz annemizdir. El cennetü tahte akdamil ümmehat. Yani cennet annelerin ayakları altındadır. Kızlarımızı, yani kızlarımıza iyi eğitim, öğretime sahip bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz, yani özellikle çünkü kızlar beşikleri sallayan dünyayı sallar bir ifade var. Yine bu gerçeği de unutmamak lazım. Yani çocuk yetiştiren önce şefkat, merhamet sahibi anne. Ve onlar elbette ki bizler için çok önemli. Annelerimiz bizler için çok önemlidir. Her kızımız bir anne. Evet. Onu en güzel bir şekilde yetiştirdiğimiz zaman çocuklarını daha güzel yetiştirecekler. Eğitimin önemi hemen burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizler bu gerçekleri bilerek, unutmadan hayatımızı yaşamamız lazım. Ve hatta diploma almak hemen yeterli değil. Yani beşikten mezara kadar ilim diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Utlubul ilme minel mehdi ilel lahd. Beşikten mezara kadar ilim. Hatta mesafe olarak da ifade buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir sın diyor. İlim müminin yitik malıdır. Çin'de de olsa gidip alır. Yani bu kadar önemli. Özellikle günümüzde
hızın ve hazın yaşandığı, teknolojinin, dijital platformların efendim çokça kullanıldığı bir ortamda faydalı bilgi çok önemli. Faydalı bilgi, ameli salih, efendim bizi ilgilendiren bilgiye ulaşmak çok önemli. Çünkü bizi ilgilendirmeyen bilgilerden uzak durmamız lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde, min husni islamil mar'i terkuhu mele, yani Müslümanın güzel olanı şudur ki boş kendisini ya ilgilendirmeyen şeyleri terk eden özelliğine sahip olması lazım müminin, Müslümanın. Yani kendisini ilgilendirmiyorsa vaktini boşa harcamaması lazım. İşte iki hususta aldanmıştır tabii, konuyu açıyor. Efendim sıhhat ve boş vakit hususunda insanların çoğu da evet aldanmıştır ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla zamanı bu çocuklarımızı, genç çocuklarımızı, gençlerimizi en güzel bir şekilde eğitmek lazım. 1-6 yaş ailede eğitim, 6-14 yaş okulda eğitim, işte 15-25 yaş en önemli bir devre. Evet. Bu da hayata hazırlık devresi. Bunların bilinmesi, ona göre çocuklarımızla iletişim kurmamız gerekiyor ve öğretmenlerimizin bu eğitim öğretim yılını, eğitim camiasının 2024-2025 eğitim öğretim yılını kutluyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Yüce Allah'tan dua ve niyaz ediyorum ki kazasız belasız güzel bir şekilde bu eğitim öğretim yılını geçirsinler. Rabbim bu yolda yardımcılar olsun. Yar ve yardımcılar. Kıymetli hocam, az önce buyurdunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurdular. Yine ilim Çin'de bile olsa gidin alın, onu öğrenin dediler. Yani İslam eğitimi, ilmi ve ilme önem ve değer veriyor. O zaman sorumuzu biraz daha özele indirgeyelim. İslam'da eğitimin verilmesinin değerini çok açıklar evet, mısınız? Efendim. Biraz bu konu üzerinde. Evet, şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde buyuruyor, Ebu Darda radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu hadis-i şerif. Benden bir bilgiyi başkasına nakletsinler. Benden bir hadisi, yani hadisen bir haberi nakletsinler. Ola ki kendisine nakledilen kimse bu konuyu, bu haberi, bu hadisi daha iyi anlar ve kendisinden sonrakilere bunu aktarır buyuruyor Efendimiz evet aleyhissalatü vesselam. Çünkü eğitimde nakil var, rivayet var. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim inerken yazılmadı biliyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra tedvin edildi kütüb-i sitte. Bunlarla ilgili seyahatler yapıldı. Hem de uzun yolculuklar, develerle uzun yolculuklar yapıldı. Yani İslam medeniyeti, ilim medeniyeti. Yani bizim medeniyetimizin temeli bilgi. İslam dini ilmi teşvik ediyor. İslam'la cahillik asla yan yana bulunmaz, bağdaşmaz. Hatta Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde sizin benzetmenize aynı şekilde açıklamak babından Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki ey Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bir olmaz. Elbette ki bir olmaz. Yani bilmek güzel bir şey ama bu bilgiyi hayata yansıtmak önemli. Ameli salihe dönüştürmek önemli. Ve insanların hizmetine vermek önemli. Bakınız. Yani insanların hizmetine vermek çok önem arz ediyor. Ve o bilgiyi kötüye kullanmamak lazım. Kötüye kullanmamak lazım. Çünkü bunlar bizlere emanet. Emanetten sorguya, suale tabi tutulacağız. Ve emanete riayet etmek müminin özelliği, emanete hıyanet etmek münafığın özelliği. İşte bombalar yapılıyor, Gazze'de çocuklar ölüyor. Efendim işte aynı şekilde cehalet yüzünden küçük küçük çocukların öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Yani 8 milyar insanın gözün içine baka baka okullarına gidemiyorlar çocuklar Gazze'de. Efendim orada aynı şekilde katliam var. Bunu da bugün burada aynı şekilde zikretmek gerekiyor. Yani bir yandan tabii ki bunları da söylemek lazım ki işte ilim müminin yitik malıdır.
Mümin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bildiğiyle amel ederse bilmediğini Allah-u Teala ona öğretir. Ya. Bilmediğini ona öğretir. Ve yine Mücadele Suresi'ndeki ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Yerfe'illahüllezine amenu minkum vellezine utul ilme derecat. İman edenlerin ve ilim sahibi kimselerin Allah derecelerini yükseltsin. Ve yine Ali İmran Suresi'ndeki ayet-i kerimesinde ilk sayfada var. Estaizu billah. Ve râsehûne fil ilmi. İlimde uzman olanlar yekûlûne rabbena âmennâ. Kullun min indi Rabbina. Rabbimizin katından gelenlere iman ettik ey Rabbimiz derler. Çünkü ilim araştırmakla gerçekleşiyor. Nakille gerçekleşiyor. Ve tefekkürle gerçekleşiyor. Akletmekle gerçekleşiyor. Efendim okumakla, yazmakla, allemel insane me'lem ya'lem. İşte gerçekleşen bu eğitim, öğretim faaliyetleri, efendim işi, etkinlikleri elbette ki bizi Rabbimize ulaştırıyor. Var olan, bir olan Allah Azze ve Celle'nin varlığına ulaştırıyor. Yani bu ilim bunun için yapılması lazım. Yani amacı, maksadı, gayesi bu olması lazım. Hatta İmam Azam der ki, bilmediklerimi ayağımın altına koysalar başım göğe değer. Yani o kadar çok bilmediklerimiz var. Bunları araştırmamız lazım. Araştırmak dinimizin emri. Yine Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesi Estaizu billah bismillah Şehidallahu ennehu la ilahe illahu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Evet, Allah Azze ve Celle kendisinden başka ilah olmayan Allah Azze ve Celle ve melekler ilim sahipleri ayakta adaletli bir şekilde şehadet ettiler ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktu. Yine orada ilim sahiplerinde bir övgü yani, var. Evet, evet. Yani hatta alimlerin değeri abidlere karşı, yani ibadet edenlere karşı alimlerin değeri ayın yıldızlara karşı olan durumu gibidir. Yani bir ay düşünün, bu alim, bir yıldız, bu da abid olarak. Yıldız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyuruyor. Evet. Yani ve ilim yolunun yolcusu olanların gideceği yani yol artık cennete gitme kendileri için kolaylaştırılır. Zaten geçen haftaki hutbemizde de hutbede de bu konu işlendi. Dolayısıyla alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberlerin buyuruyor. Evet. Ve vel ulema varasetul enbiya. El ulema varasetul enbiya ve innel enbiya lem yuvarrisu dinaren ve la dirhemen. Yani peygamberler de ni dirhem ne de dinar bırakmışlardır. Onlar ancak ilim, hidayet bırakmışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine hadis-i şeriflerinde bizlere beyan ediyor. İlim ve hidayet, hidayeti şöyle bizlere anlatıyor. Üç türlü toprak çeşidi vardır. Birisi kendisine yağmur yağar, içine o yağmur suyunu çeker. Rabbim bol bol yağmur versin. Bu günümüzde de kurak gidiyor. Amin. Lütfeylesin. Yani içerisine çeker suyu ve bitki bitirir. Yeşillik bitirir. Sebze meyve çıkarır. Efendim işte fidan ağaç yeşertir. Bu tip bir toprak vardır. Bir de toprak vardır ki içine su çekmez. Mil toprağı gibi içine çekmez, yüzeyinde tutar, o suyla işte sulama yaparsınız, ziraat yaparsınız, hayvanlarını sularsınız, bu Efendimiz Aleyhisselatü veya su içersiniz onlardan. Bir de dümdüz toprak vardır, suyu tutmaz. Yağmur yağdığı gibi efendim o su gider, hiçbir faydası olmaz. İlim ve hidayet işte böyledir. Yani insanda, insanlardaki işte bizler toprak misali olmamız suretiyle bu gerçeği böylece anlayabiliriz değerli Sait Hocam. Evet. Eyvallah hocam. İlim, eğitim, öğretim beşikten mezara dediniz. Her yaşta, her çağda öğrenme azmi, isteği insanda olur. Şimdi bir
Çocukluk dönemine inelim. Çocukluk dönemi kişinin gelişmesi için çok önemlidir. İleriki hayatına ışık tutar. Çocukluk ve gençlik döneminde özellikle değerler eğitiminin verilmesi, yani çocuğa ahlak kazandırılması hususunda neler söylemek istersiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Evet, yani insanın iki yapısı var. Yani bir görünen tarafı var, bir de görünmeyen tarafı var. Yani bedeni ihtiyaçları var, ruhi ihtiyaçları var. Yani ilimle biz ruhumuzun gıdasını alıyoruz. Yani yemek içmek değil, görünen taraf değil her şeyimiz bizim. Evet. Görünmeyen tarafımız da var. Dolayısıyla bu gıdamızı ilimle okuyarak, ilim aynı şekilde ilmimizi güzel davranışlara dönüştürerek, efendim ameli salih dönüştürerek, ihlasa, samimiyete, işte ibadete, güzel ilişkilere, güzel muamelata, ahlaka dönüştürerek bizler bu dünya hayatını en güzel bir şekilde yaşayabiliriz. Yalnız efendim maddi yönü düşünerek olmuyor. Yani 15-20 sene sonrasına yatırım yapıyorsak ölümden sonraki hayata da elbette ki yatırım yapmamız lazım. Ve ahiret inancına sahip olan, sorumluluğuna sahip olan kimselerin çok çalışkan olduğunu, görevlerini en güzel şekilde yaptıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Ve her mesleğe sahip olan kimsenin önceden din eğitimi alması gerekiyor. Yani herkesin din eğitimiyle efendim yetiştirilmesi önem arz ediyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var. 7-10 yaş Kur'an kurslarımız var. Açıldılar. Kimisi de 16 diğer yaş. Diğer başkanlığımızda özellikle çocuk eğitiminde, İslam'da eğitim konusunda bu konuyu biraz değinelim hocam sorumuzu cevaplayınca. Evet. 4-6 yaş kurslarımız var. Kur'an kurslarımız var. Yani küçükken bunların gerçekleştirilmesi, bu eğitimin yapılması çok önemli. İşte مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir anne baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakmış olamaz mı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Dolayısıyla para mal mülkten ziyade güzel huy bırakmak, güzel huylu yetiştirmek, güzel ahlaklı yetiştirmek, efendim yine Rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşama tarzına sahip bir şekilde çocuklarımızı, bugünün küçükleri, yarının büyükleri olan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değer vererek yetiştirmek çok önemli. Çünkü yüz yüze eğitim çok önemli günümüzde, bakınız. Yani telefonlarla odadan odada mesaj atılıyor. Artık bugün evde yüz yüze bile gelinmiyor. Yani bunlar önemli. Yani sıcaklığı hissettirmek, sırtını sıvazlamak, çocuğumuzu sevmek, kucaklamak, okşamak, bunlar önemli. Yani yanında olduğunu hissettirmek, anne babanın yapacağı önemli görevlerden. Yani bunlar tabii okulda ayrı bir eğitim veriliyor ama bunları hissetmesi lazım çocuklarımızın. Yani makine olmadığını hissetmesi, insan olduğunu düşünmesi lazım, bilmesi lazım. Özellikle bu çok kötü akımlar var günümüzde. LGBT, cinsiyetsizleştirme gibi, Allah korusun, bağımlılık gibi yeni çağımızın hastalıkları var. Bunlar, Allah korusun, Allah muhafaza buyursun. Yani bunlardan uzaklaştırmak gerekiyor gençlerimizi. Çünkü o hayata hazırlık zamanı 15-25 yaş arası çok önemli. Ömrü boyunca efendim yaşayacağı şeyleri bu zamanlarda alıyor çocuklarımız. Bizler o zamanlarda aldık. Elhamdülillah, şükürler olsun. Yani güzel yetiştirmek önemli. Ömür boyunca, yoksa Allah korusun, Allah muhafaza buyursun, ömürlerini, hayatlarını şeytan ve şeytan işi, pisliklerin de beraber yaşamalarını istemeyiz hiçbir kimse. Onlardan uzaklaştırmak lazım. Elimizden gelen gayreti göstermek lazım. Onlarla ilgilenmemiz lazım gençlerimizi. Yani hal hatır sormamız, ihtiyaçlarını sormamız, efendim onları camiye götürmemiz, işte cumartesi günü Mevlid-i Nebi gecemiz var. Efendim Mevlid Kandilimiz var. Camiye gitmeleri lazım. İşte orada programlara katılmaları lazım. Efendim onlara örflerimizi, geleneklerimizi, değerlerimizi
anlatmamız gerek, çünkü bilmiyorlar. Onlar beyaz bir sayfa gibi dünyaya geldiler. Küllü mevludun yûledu alel fıtra fe ebevâ yuhevvidâni ev yunassırâni ev yumeccisâni. Hadis-i şerif var. Evet. Her doğan çocuk İslam Müslüman olan, İslam fıtratı üzere doğuyor. O güzel fıtratını bu dünya hayatında annesi, babası, ailesi, çevresi en güzel bir şekilde onu muhafaza ederek yetiştirmesi, geliştirmesi, son nefese kadar böylece yaşaması hususunda gayret göstermesi gerekiyor efendim. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çocukluk dönemindeki eğitimi önemsiyoruz. Bununla alakalı başkanlığımız ve müftülüğümüz, Diyanet İşleri Başkanlığımız özellikle taşrada, şehir merkezlerinde, il ve ilçelerimizde müftülüklerimize bağlı olarak resmi milli eğitimle yine protokollü 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var. Halkımızdan teveccüh var ki sayıları gün geçtikçe artıyor. Yani dinimiz Sıbyan Mektebi dediğimiz bu 4-6 yaşı da günümüzde de Diyanetimiz bunu üstleniyor. Evet. Allah razı olsun. Elhamdülillah, şükürler olsun. Kaliteli 250 bin çocuk 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza evet, devam ediyor. Az değil etmiş. Yani. 7-10, 100 bin hedef olduğu evet. Başkanlığımız tarafından ifade edildi. Dolayısıyla bizler tabii 20 milyon Türkiye genelinde öğrencimiz eğitime öğretime başladı. 1.200 milyon öğretmenimiz var. 75 bin okul, 750 bin derslikte eğitim öğretim görüyor. Bunları bilmek, bu rakamları bilmek gerekiyor ve herkesin ya bu konuyla ilgilenmesi çok elini önemli. Taşın altına atması gerekiyor. Atması gerekiyor. Yani hesabını, kitabını yapması, evet. Üzerine düşen görevi yapması. Her çoban önemli. Sürüsünden mesuldür. Evet. Hele aile reisi evlatlarından, torunlarından mesuldür. Hocam konuyu farklı bir soruyla biraz daha ışık tutmak istiyorum. Bugün teknoloji çok üst seviyeye geldi. İmkanlar arttı. Artık elimizin altındaki imkanlarla dünyanın başka bir yerindeki yaşanan bir olayı saniyeler içerisinde öğrenebiliyoruz. Görebiliyoruz. Hayal edilenler bugün gerçek oldu. İmkansız denilen şeyler yapıldı. Eski ile yeni arasında çok büyük farklılıklar var. Hem teknolojik anlamda hem eskiden büyüklerimizin yetiştirilme olanak imkanlarıyla günümüzdeki çocukların, torunlarımızın yetiştirilmesi arasında çok büyük gözle görülebilir farklar var. Yani bir kuşak çatışması var. Bu da çocuklar ve ebeveynler arasında birbirimizi daha iyi anlama ya da anlayamama gibi farklılıklar söz konusu. Sorum şu olacak hocam. Kuşak çatışmasının önlenmesi açısından dinimizin ortaya koymuş olduğu ilkelerden bahsedebilir miyiz? Çok sağ olun efendim. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu veçhe çocuklarınızı yaşayacakları zamana göre yetiştirin buyuruyor. Kendi çağınıza göre değil. Kendi çağını, evet, gelecek zamana, yaşayacakları zamana göre yetiştirin. Ve elbette ki bugünden gelecek zamana yatırım yapmak gerekiyor. Eğitim zaten bu demek. Yani hemen karşılığı gözükmüyor terbiye ve talimin. Gelecek zamanda karşımıza çıkıyor. Onları elle tutup göze görebiliyoruz. İşte yine ayet-i kerime var. İsra suresindeki ayet-i kerimesinde Estaizu billah, Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Sadakallahu lazım. Şefkat kanadını indir. Yani anne babana, ona rahmet, merhamet kanadını indir. Ve de ki, bak Allah-u Teala Azze ve Celle bizi yaratan, bizi aynı şekilde bizden daha fazla biliyor. Elbette ki. De ki Rabbim küçüklüğümde beni terbiye ettikleri gibi onlara merhamet et. Yani şefkatle muamele et onlara. Böyle bir yaklaşımla bizler bugün kendimizden örnek verelim. Çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım. Geleceğe şefkat ve merhametle, anlayışla, hoşgörüyle yaklaşmak, basiret, firasetle onları en güzel bir şekilde yetiştirmemiz, ihtiyaçlarını zamanında karşılamamız, onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz, vaktinde, zamanında bir şekilde onlara sahip çıkmamız. Yani önce anne baba onlardan sorumlu. Yani öğretmenler aynı şekilde, arkadaşları var, çevresi var. Başka insanlara, kötülüklere hiçbir şekilde onu kaptırmaması ve o güzel yaratılışını muhafaza ederek hayatını yaşaması hususunda o küçüğe örnek olması, çocuğuna örnek olması, yatırım yapması gerekiyor ki
yaşlandığında o çocukları kendisine nasıl davrandılarsa aynı şekilde ona davransınlar. Ve böylece kuşak çatışması da aynı şekilde böyle bir şey olmaz. İslam dininde bunu yaptığınız zaman kuşak çatışması diye bir şey olmaz. Efendim, aynı şekilde gelecek, yani yaşayacakları zamana göre yetiştirdiğiniz zaman onlar öncesini de bilecekleri için, yaşayacakları zamanı da bilecekleri için hiçbir sorunla karşılaşmazlar. Ve böylece efendim herkes halinden memnun olur. Küçüğünü sever, büyüğünü sayar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten hadis-i şeriflerinde bizlere beyan ediyor. Men lem yuvakkir kebirana ve lem yuvaffir sagirana feleyse minna. Büyüğümüzü saymayan, küçüğümüzü sevmeyen bizden değildir. Yani anlayışlı olmak lazım. Üzerimize düşen görevleri yerine getirmek lazım. Yani babanın çocuğu üzerinde hakkı var ama çocuğun öncelikle baba üzerinde hakkı var. Baba üzerinde. Çünkü aile reisi baba. Yani iyi bir isim, iyi bir eğitim, iyi bir gelecek, iş, eş. İşte bu büyüklerin üzerine bir sorumluluk. Anne babanın üzerine bir sorumluluk. Şimdi çocuk senin çağına gelmedi ama sen o çocuğun çağından geçtiğin için bilgi, birikim ve tecrübenle her şeyi idare edecek olan yine sensin baba olarak. Evet. Ve bunu gerçekleştirdiğin zaman kuşak çatışması diye de bir şey olmaz. Yani üzerine düşen herkes görevini yaptığı zaman, yani anne baba çocuğuna karşı görevini yaptığında çocuk da zaten otomatikman, o fıtratı böyle çünkü. Yani yaratılış böyle. Fıtratla savaşılmaz. Fıtratı değiştiremezsiniz. Değiştirmek mümkün de değiştirmeye çalışıyorlar mümkün olmuyor. La tebdile li halqillah. Fıtratallahi lleti fatara nase aleyha. Değiştirilmez. Dolayısıyla çocuk da otomatikman anne babası onlara karşı küçükken görevini yaptığı gibi onlar da efendim büyüyünce, anne babası yaşlanınca onlara karşı görevini seve seve, samimiyetle gerçekleştirir. Yani bu kuşak çatışmasının dediğiniz gibi ortadan kalkması çok önem arz etmektedir. Evet. Elbette hocam, sizin yaşınız kemale ermiş. Sizin yaşantınız ve çocukluk döneminizle bugünkü çocukluk dönemi arasında çok büyük farklar var. Özellikle teknolojik imkanlar, yediklerimiz, içtiklerimiz, ihtiyaçları, ihtiyaçlar, gördüklerimiz, hayat şartları ister istemez çocukları yeni bir gelecek ve yeni bir kendilerini geliştirmesi gereken, çünkü yarıştığı alanlar çok. Birçok sporsal faaliyetler, dersler, her şey değişti. Bu konuda her ne kadar anne baba onları görememiş, zamanında yaşayamamış olsa bile çocuklarına yaklaşırlarken, davranırlarken, Kur'an'ın, İslam'ın emrettiği ilkelerle yaklaşırsa, onları yaşamamış olsa bile o şefkatle, o merhametle, ilgi ve alakayla, temelde özde bu gerekiyor. Evet, diğerleri teferruat tabii. Evet. Detay olan şeyler ama tabii şeklen değişiyor dediğiniz gibi. Yani çevresinde çocuklar görüyorlar filmlerde. İşte evet. Bugünkü kültürler o zaman yoktu mesela. İhtiyaçlar çoğaldı. Eskiden bunlar yoktu. Yani telefon, yani daha önce yoktu. Bilgisayarlar yoktu. Bunlar ihtiyaç oldu artık. Temel ihtiyaç maddeleri aslında. Zikredi internet artık, ama bunu planlı kullanmak lazım. Bilinçli kullanmak lazım. Planlamak gerekiyor. İşte şu zamanda şu, yani bağımlılıktan kurtarmak gerekiyor çocuklarımızı. Yani bağımlılık, işte alkol, uyuşturucu maddeler, fal okları, efendim kumar, bunlar Allah korusun, Allah muhafaza. Eskiden hocam telefon yoktu. Şu an bugün temel ihtiyacımız, lüks değil. Çocuklarımızı susturmak için bugün susturucu olarak bunu veriyoruz ama maalesef izleyen biz de dahil hepimiz bu yanlışı yaptık, yapıyoruz. Yapmamamız gerekiyor. Çocuk üzülecek, ağlayacak diye bugün kendi elimizle onları bağımlı hale getiriyoruz. Evet. Bu nimeti biz hayli anlamda kullanırsak nimet olur. Sonra hayli anlamda kullanmazsak külfet olur. Külfet olur, evet. Evet. Rabbim verdiği nimetlerin karşısında hakkıyla şükredebilmeyi, iyi itidalli kullanabilmeyi bizlere nasip edilsin. Kıymetli hocam, şöyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Özet olarak neler söylemek istersiniz? Eğitim ve öğretimin önemi, İslam'daki eğitimin önemi, değeri konusunda ilk sorumuzdan eğitim ve öğretim nedirden, İslam'da eğitimin verilmesinin nedenlerinden ve bunun yanında
değerler eğitiminden ve son olarak da kuşak çatışmasının olmaması gerekliliğinden bahsettiniz. Genel olarak eğitim ve öğretim dönemindeyiz. Velilerimize, eğitim veren muallimlerimize, çocuklarımıza tavsiye, nasihat niteliğinde bir müftümüz, hocamız, büyüğümüz, tecrübemiz olarak neler söylemek istersiniz? Bununla inşallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Men arafa rabbehu fakat arafa nefsehu. Kim kendini Rabbini bilirse veya kendini bilirse Rabbini bilir, Rabbini bilirse kendini bilir. Bilmek önemli. Yani bir kuş iki kanadıyla uçuyor. Bu bir tanesi tabiri caizse dünyaya ait maddi yönü, bir kanadı da manevi yönü. İkisi beraber olması lazım ki her ikisine de gerekli önemi, efendim, değer vermeleri lazım ki velilerimizin, öğretmenlerimizin, efendim, arkadaşları, kendisinin her ikisine de değer vermesi gerekiyor ki uçabilsinler, efendim, bu dünya hayatında en güzel bir yere gelebilsinler, çok önemli konumlara, makamlara, mevkilere gelebilsinler, hizmet yapabilsinler. Tabii her gencimiz ayrı bir değer, her çocuğumuz ayrı bir değer. Onları en güzel yerlerde görmek istiyoruz. Ama bunu gerçekleştirmek yine kendi ellerinde olan bir şey, sorumluluklarında olan bir şey. Çalışmakla, çabalamakla, gayret göstermekle, okumakla, yazmakla, araştırmakla gerçekleşiyor. Hatta İslam'da ilmin değerini çok güzel bir şekilde anlatan bir örnek. Bedir Savaşı'nda esir alındı müşrikler. Onları fidye karşılığı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam serbest bıraktı esirler. Ama fidyesi olmayan kimselere de okuma yazma bilenleri Müslümanlardan 10 kişiye okuma yazma öğreterek serbest bıraktı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizlere İslam'da ilmin değerini bu olay çok güzel şekilde anlatıyor gerçekten. Çünkü bizler okuyarak, yazarak, kendimizi yetiştirerek bu yerlere geldik. Ondan sonraki artık yani eğitimle bir yere geliyorsunuz, öğretimle bir yere geliyorsunuz. O yere geldikten sonra artık çaba, gayret sarf etmek lazım. Ve eğitim, öğretim bitmiyor. Söylemiş olduğumuz gibi artık yani diplomayla yani eğitim, öğretim bitmiyor. Kendimizi yenilememiz lazım. Dünya çok değişiyor. Bilgiler çoğalıyor. Efendim, yeni bilgilere ulaşmamız gerekiyor. İşte bugün artık birçok paylaşımlar yapılıyor. Birçok sanal alemde, dijital platformlarda yani bunların iyisi var, kötüsü var. İyilerinden aynı şekilde istifade etmemiz lazım. İyilerinden istifade etmemiz lazım ama kötülükleri bilip onlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunları kendimiz önce bileceğiz, büyükler olarak sonra küçüklerimize aynı şekilde öğretmemiz gerekiyor. Rol model olmamız lazım. Kendimiz bilmeden nasıl öğretebiliriz çocuklarımıza? Yani biraz zor. Dolayısıyla bilmek, öğretmek ve yalnız işte bulunduğumuz yerle ilgili bilgiler değil, ülkemizle ilgili, İslam ülkeleri, dünyamızla ilgili artık küresel ölçekte artık bilgiler yön veriyor dünyaya. Bunları bilmemiz ve yetiştirmemiz gerekiyor. Kendimizi yetiştirmemiz lazım. Yani bunu özellikle artık Teknofest mesela gençliği yetişiyor. Gerçekten güzel hizmetler, üretimler oluyor ülkemizde ama her gencimizin yani isteriz ki, gönülden isteriz ki çalışıp çabalasın, gayret göstersin. Hem dünyaya ait bir kazancı hem ahirete ait bir kazancı olsun. Bunu isteriz biz. Bunu isteriz ve bunu gerçekleştirmek de o kadar zor değil. Her mükellefin sorumluluğunda olan bir şey ve gücümüzün üzerinde olan bir şey değil. La yukellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah kimseye. Evet, gücümüzün üzerinde olan bir sorumluluk çocuklarımıza yüklenmiyor, bizlere yüklenmiyor. Bunun bilincinde olarak elinden gelen gayreti göstermesi. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Azmettiğin zaman o işin sonucunu Allah'a havale et. Artık sen bildiğini amel edersen bilmediğini Rabbim sana öğretir. Allah Teala öğretir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde de bizlere bu gerçek ifade buyuruluyor.
2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan dua ve niyaz ediyorum. Eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını, barışa, huzura, esenliğe, verimliliğe, güzelliğe, iyiliğe, hayır hasanata vesile olmasını Yüce Allah'tan dua ve niyaz ediyorum. Hayatta olan, hizmet eden öğretmenlerimize sahi gayretler, başarılar diliyorum Rabbimden. Amin diyoruz. Emekli olan hoca öğretmenlerimize, hocalarımıza, aileleriyle birlikte uzun, hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Vefat eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim bizlerden razı memnun olsun efendim. Amin. Allah razı olsun. Güzel dua ve temennileriniz için hem amin hem teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, yine bu hafta Mustafa Karaman müftümüzle beraber evlerinize misafir olduk efendim. İslam'da eğitim, yeni açılan, başlayan eğitim, öğretim dönemimizin hayırlara vesile olabilmesi için dua ettik. Eğitimi, öğretimin öneminden konuştuk. Evet, eğitim, öğretim sadece okullarımızda, üniversitelerimizde, Kur'an kurslarımızda görev yapan öğretmenlerimize ait değil. Çocuklarımız okullarında elbet Türkçe, matematik öğrenecekler ama asıl eğitim ailede başlıyor. İslam'da eğitimin ailede başladığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Hepimiz sürümüzden mesulüz. Öğretmenlerimize veliler olarak bizler yardımcı olacağız. Veli olarak çocuklarımıza yardımcı olacağız. Yani bugün öğrencilerimizi taşıyan bir servis şoförümüz bile aslında bir anlamda da bir muallimdir, öğretmendir. Onun için hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. İyi bir gelecek, güzel bir nesil istiyorsak herkes elinden geleni yapmaya gayret edecek. Rabbim bu uğurda fedakar olan, cefakar olan cümle öğretmenlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim onlara elem keder vermesin. Öğretmenlerimizin ömrünü uzun, bahtlarını açık eylesin. Hepimizin üzerinde emeği olan, hatırası olan, kendisini hayırla yad ettiği bir öğretmeni vardır. Ben kendi adıma bugün hayatta olan ilkokul öğretmenimi dahi arıyorum, soruyorum, cumasını tebrik ediyorum. Zaman zaman ziyaret edebilecek olduklarımı ziyaret ediyorum. Telefonla arıyorum. Onlara bir telefonla, sadece bir günde değil, hayatımızın belli alanlarında ararsak, konuşursak, hal hatırı sorursak ve dualarını alırsak inşallah bizler de bir adım atmış oluruz. Bu uğurda evlerimizdeki yavrularımıza, torunlarımıza, evlatlarımıza iyi rol model, anne baba olabilmek için gayret sarf edelim. Eğitim öğretim dönemi yılı sadece öğretmenlerimize değil, sadece öğrencilerimize değil, anneler babalar, millet ümmet olarak Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, hayır olsun, hayra vesile olsun inşallah. Bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yine haftaya yeni bir konuğum, güzel bir konumuzla evlerinize misafir olacağız. Cuma günleri saat 10'da Hasbihal programıyla sizlerle beraber olabilmek ümidi ve duasıyla şimdilik sizleri Yüce Rabbime emanet ediyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim.